Sokrates Podcast yayınlarında Sinan Güler'le Soyunma Odası'na hoş geldiniz. Bugün benim için çok özel bir konuk var karşımda. Sema Kasapoğlu ve anlatmaya başlasam neresinden başlayacağım çok bilemediğim ve e, aynı zamanda da bugün Türkiye'de spora dair bir şeyler yapabiliyorsak burada spor hikayelerini anlatabiliyorsak geçmişe dönüp baktığımda sporu oynayarak yapabiliyorsak e, ...Sema Hanım'ın, babasının açtığı yollarla buralara geldik. Kendisi Turgut Atakol'un kızı. E, ama sadece Turgut Bey'in yaptıklarıyla ve onun spor, sporculuk ve spora katkılarının hikayesiyle değil... ...kendi yaptıklarıyla da e, değerlendireceğimiz bir sohbet olacak. Sema abla hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk, iyiyim, sağ ol. Beni davet ettiğin için çok teşekkür. Yani biraz şaşırdım tabii. Şimdi tam nereden nereye diyeceğim ama. Yani <laughs> esasında ben nereden nereyi biraz anlatmak isterim. Çünkü ben sizi birden fazla defa görmüş olmakla, çocukluğumda belki benim hayatıma yaptığınız dokunuşları hatırlamıyor olmakla beraber... E, ...Basketbol için Destek ve Eğitim Vakfı'nın kuruluşu döneminde tanımaya başladım. Tanıdığım noktada da e, cehaletimin ...ne kadar dar olduğunu... ...spora dair... ...spora dair öğrenebileceğim şeylerin... ...aslında yaptıklarım ve kendi çevremin... ...çok yakınında... ...bir çemberin içerisinde de olduğunu... ...sizin sayenizde görmeye başladım. Bununla beraber de... E, ...birlikte zaman geçirdiğimiz süreç içerisinde... ...Gaziantep'teki bir dev etkinliği... ...bir de TG etkinliğinde... ...daha sonrasında Eskişehir'de... ...daha sonrasında bizim kamplara... ...Gülerlegesi kamplarına yaptığınız ziyaret sırasında... ...açıkçası çok... ...mutlu oldum. Senin gülüşünü, enerjini... E, ...kızımla torunun gibi ilgilenişini... E, ...bana tavsiyelerini... ...ve... ...bununla beraber de ben aslında bir tavşan deliğinden girdim. Spora dair sizlerin yaptıklarını... ...daha iyi öğrenme çabasında. E, ve bunları... ...sadece demin de söylediğim gibi... ...sadece biz konuşalım ve... ...ben sizden ilham alayım değil... Aslında yarattığınız değerin e, herkese ilham yaratacak hikayeler barındırdığını düşündüğümden dolayı çağırmak istedim. Geldiğiniz için de çok teşekkür ederim. Sağ ol. Ben şimdi birkaç şey söylemek istiyorum. Ben çok eskiyim. E, basketbolda çok çok eskiyim. Yani şu an yaşayan insanlardan basketçilerden, basketbolla ilgi duyanlardan en eskisi benim herhalde çünkü yalım abi. Mehmet Ali Yalım, ben kundaktayken ben bunu vaftiz ediyorum diye potadan geçirmiş. Ve annem tabii çok heyecanlanmış. Parmakları takılacak fileye falan diye. Ee, yani ben o kadar eskiyim. Bu bahsettiğin spor sergide olmuyor değil mi? daha? Olmuyor daha... herhalde. Evet. Ben de onu düşündüm. Büyük ihtimal şeyde, teknik üniversitede. Gümüş suyundaki sahada. Gümüş suyu tahmin ediyorum. Çünkü o zaman ben 50 doğumluyum. O zaman... Kundak'tayken sergi daha spor sa sergi sarayı daha yapılmamıştı. Değil mi? Evet. Ha. Yani o, onu düşündüm ama hayalimde hep tabii sergi sarayında olmuştur bu iş diye düşünüyordum ama değil. Çünkü sergi sarayı bir de bu yuva projesi var ya... Evet. E, sergi sarayı nasıl bir yerdi'nin hikayesi yani. Onun için aklımda hep sergi sarayı kalmış. yani O da ayrı bir şey. Şimdi ben... E, 18 yaşıma kadar yüzdüm. Ee, ama onun evveliyatı da var. Yani önce e, Galatasaray Kulübü'nde yüzdüm. Galatasaray Kulübü'nde de havuz mavuz yok o zaman. Denizde, şeyde, hmm, adada, Galatasaray Adası'nda arkasını böyle çevirmişler. Tahta bir şeyler koymuşlar işte. Oraya gidiyorsun, vuruyorsun, dönüyorsun. Dalga gelirse seni atıyor finişe. <laughs> ya da e, yani hayvan leşleri falan geçiyordu. Çok çok fenaydı yani. <laughs> ya da mazot geliyordu. Mazot var diye çıkın falan derdik. Neyse. Ee, 1964'e kadar yani demek ki 14 yaşıma kadar ben ...Gazray'da yüzdüm. Daha doğrusu 13'üme kadar çünkü ondan sonra e, kış olunca kapalı havuzumuz yoktu. Yüzmezdik. O, e, 14 yaşımda Babam Münih'e tayin oldu konsolosluğa. Ee, ve ben babamı çekiştire çekiştire hatırlıyorum evimizin karşısında kapalı havuz vardı ee, beni orada kulübe yazdırdı oradaki kulübe ve ben dolayısıyla bütün sene yüzer oldum ve bütün sene e, yani iyi de bir antrenörümüz vardı işte ee, ben işte kurbağa hariç hepsini yüzüyorum iyi kötü. Ee, kelebek de yüzüyorum. Kelebek bizim şimdiki bildiğimiz hani dolfin. Böyle biz öyle öğrendik. Geldim ben şeyde e, Galatasaray Adası'nda bir kişi daha var onu öyle öğrenmiş olan. Kendi çabasıyla öğrenmiş. E, Reha Ünsal diye bir arkadaşımız. O da öyle yüzüyor. Diğerleri Faruk Morkal, ...Selahattin mor Kalfa hepsi kolunu e, Dolfin atıyor Yunus ayakları e, şey kurban Kurba. nasıl bir şey bu falan filan herkes çok şaşırdı yani ben birkaç ilkim vardır benim Türkiye'de ilk e, Yunus yüzen yani hakiki Dolfin yüzen e, ben ve arkadaşımdır. Ee, bir de ben geldim o zaman biz burada e, normal mayoyla yüzerdik. Yüzücü mayosu falan yoktu. Hı hı. Normal hatta bikini ise bikini değilse neyse o üstünde ne varsa ondan yüz verirsin. İlk benim böyle şimdiki yüzücülere de söylüyorum. İlk yüzücü mayosu giyen benimdir diye. Çok güzel. 18 yaşımda e, döndüm. İstanbul'a döndük ve bıraktık. ...50 sene sonra... ...68'imde... ...tekrar gittim Gazray Kulübü'ne... ...benim dedim lisansımı... ...yenileyeceksiniz dedim... ...olur mu olmaz mı falan... ...ben Gazray Kulübü üyesi de değilim... Hı hı. ...ben dedim sporcu üyeydim... ...ve yenilediler... ...ve ben şimdi master yüzücüyüm... ...ve çok mutluyum... ...eşim de... ...benden beraber yüzüyor... ...o şey... ...kulüp üyesi olduğu için ona lisans çıktı. Böyle bir ilklerim var benim. Bunu bir söyleyeyim dedim. Çok teşekkür ederiz. <laughs> ve bu, yani buradan girmek çok güzel oldu. Çünkü esasında e, basketbolda vafsiz olmuş ama spora çok geniş kapsamda katkıları olmuş, niyetleri olmuş birisiniz. E, bu sürecin içerisinde de aralara giren zamanlarda spordan kopmadığınızı yaptığınız projelerle ve olimpiyat komitelerinin sizi eee onurlandırdığı ödüllerle çok net bir şekilde görüyoruz. Buraya gelmeden önce biraz Turgut Bey'den bahsetmek isteyeceğim ben. Ee, Yuva projesi izleyenlerle ve dinleyenlerle de sonrasında paylaşırız. Ee, özünde bir devin belgesel projesi ve Spor Sergi Sarayı'nın ve İstanbul'un aslında spora katkılarının nerelerden nerelere geldiğini anlatan ve neredeyse e 40'ı aşan yıl süreç içerisinde kimlerin hayatına nasıl dokunduğunu anlatan bir proje. Ve bu belgeselde benim en çok hoşuma giden şeylerden bir tanesi... ...kapının önünde sizin Turgut Bey'le olan fotoğrafınız. Ee, <laughs> ve o fotoğraf... ...çokça farklı şekillerde benim çocukluğumu da anlatıyor. Spora yapılan katkıları görecek şekilde, koklayacak şekli, şekilde büyüdüm. Bu... Ee, Öncelikle bir yani Turgut Bey siz nasıl anlatırsınız? Bir onu konuşmak isteyeceğim. Bir de aynı zamanda spora bakış açısını size nasıl işledi bu kadar da? Siz de ailecek bu geleneği bir şekilde paylaşmaya çabalıyorsunuz. Bunu öğrenmek isteyeceğim. Bir kere insan sporun içine doğunca ki ben öyleyim yani resmen sporun içine doğdum. O resimde de belli. Babam bana bakıyor. Ben hiçbir şeyin farkında değilim ama orada işliyor bana o o olay. Bu babam için bir kitap yaz, yaptık Oygur e, Yamak arkadaşımdan. Onun en sonunda da o resim vardır. Sanki babam bana bakıp teşekkür ediyor gibidir o, re, o resim. E, nasıl diyeyim? Babam yani bir iş hayatı vardı. İş hayatı bitti mi beşte kendini ee, bölgeye atar. Bölge e, Taksim'de bu sıra selvilerde solda bir binanın bir odası. Hı -hı. Ne oluyor? İstanbul Spor bölge bir şeyse. Ee, burada hep sende de var bu kitaptan evet. bakarsın sonra. Ee, bir kere gittiği okul Alman Lisesi. Alman Lisesi'nde e, hocası e, Robert Kolej'e gidiyor. Alman hoca. Niebuhr diye bir hoca. E, şeye gidiyor Robert Kolej'de. Dönüyor çok güzel bir oyun öğrendim diyor. Basketbolu görmüş orada. Böyle bir işte sepet var oraya atıyorlar falan filan. E, bu, çok pardon bu dönemde Robert Kolej hala o zaman Rumeli Hisarı'nda mı yoksa Arnavutköy'e taşındı mı? Aynen Ar hanımküye 10 sene önce taşındı. Neredeyse yani. Tabii. Evet. Yani daha o sırada Boğaziçi Üniversitesi'nin Güney Kampüsü dediğimiz bölge. E, aynen orası. Orada e, gelmiş öğretmen Almanisine. işte İşte babamı ve ...dört kişiyi daha çağırmış... ...beş kişi oynanıyor çünkü... İşte ...onlara öğretmiş biraz bir şeyler... ...ve babam ilk... ...orada tanışıyor basketbolla... ...ondan sonra Galatasaray kulübüne... ...üye mi oluyor artık neyse... ...orada... E, ...ya yani orada resmi de var şeyde... ...Galatasaray basketbol takımının... ...bir elemanı... Hı hı. E, ...derken... Orada e, kaptan oluyor. Genel kaptan oluyor. E, yavaş yavaş ilerliyor orada, yükseliyor. E, i̇şte hatta derler... Hasnu Galip'te bir tarafta bir oda varmış, bir tarafta bir salon varmış. Bir gündüz kılıç oradan oraya geçerken herkes kalkıp... <laughs> ...önüne iliklermiş. Bir de Turgut abi geçerken kalkardık falan. <laughs> Ondan sonra orada... Beş başkanla idare meclisi e, yönetim kurulunda bulunmuş. Hı hı. O zamanlar önce idare Meclisi, evet. beş başkanla çalışmış orada. Ondan sonra e, ama tabii daha gençken e, şey kürekçi orada hı hı. genel kaptan ama kürekçi annemle de orada tanışıyorlar zaten. E, ki beraber Galatasaray Müzesindeki resimlerde hem e, annenizin hem de babanızın fotoğrafları da var takımlarıyla beraber kaptan oldukları dönemden. Evet. evet. O belli 1943 galiba İstanbul şampiyonu ee, ikisi de annem de kendi takımının kaptanı babam da kendi takımının kaptanı bu e, Galatasaray Lisesi'nin karşısındaki müze. ...hani postanenin müzesi evet. orada... ...giriyorsun ikinci katta... ...karşıda Metin Oktay'ın... E, ...balmuma heykeli... ...dönüyorsun sol tarafta... ...annemle babam... E, ...çok gurur duymuştum... ya ...çocukların hepsini... ...benim üç çocuğum var işte... ...hepsini götürüp bakın bu... <laughs> ...hepsi de koyu Galatasaraylıdır... ...başkaları evet. alınmasın... <laughs> ...ondan sonra... E, ...babam... E, yani mesela Osman Solakoğlu çok yakınımız basketbolun içinde Galatasaraylı falan gelirdi. Konuşuyoruz. Yani ben değil de babamla konuşuyorlar. Hadi abi ben kalkayım diyor. Ama saat bilmem kaç olmuş artık. Kalkıyorlar bir beş dakika orada konuşuyorlar kapıya gidiyorlar yavaş yavaş bir on dakika kapıda konuşuyorlar daha devam ediyorlar asansörün orada bir daha konuşuyorlar bir türlü ayrılamazlardı o Spor konuşması bitmez yani sonuçta mesela bu kitabın ilk başında FIBA Hall of Fame'de tek Türk babam vardır. Evet. Ben babamı tabii ki basketbol oynarken değil ama hakem oynarken hakem dururken çok seyrettim. O zaman da sen hatırlamazsın iki hakem vardı. Evet. Ve ikinci hakem Şimdi bakıyorum hiçbiri geri geri koşmuyor. İkinci hakem, daha doğrusu baştaki hakem, geri geri koşar ki bir şey kaçırmasın Kaçırma. diye. Ee, hiç bir tane hakem geri koşmuyor. Çünkü üç hakem var be, şu an. Üçgen Hepsin... var ve orada daha farklı bir Hı. takip sistemi var. Evet, evet. evet. Babanızın Türk sporuna katkıları yatsınamayacak boyutta. Ve bence buradaki önemli etkenlerden bir tanesi de 2000 Olimpiyatları ile beraber Türkiye'de İstanbul'un olimpiyatları, e, olimpiyatları ev sahibi yap, ev sahipliği yapma adaylığı süreci var. İlk bunun tohumlarını 92 yılında atıyoruz ve e, babanızın da parçası olduğu bir e, danışma kuruluyla beraber diyeyim tam olarak onun detayını tabii ki de şu an bilmiyorum ama onu çok bilemeyiz çünkü babam 87'de vefat etti. <laughs> onun dediğin gibi attığı tohumlarla oluşmuş bir danışma kurulu. Muhtemelen ve evet. yani babanızın açtığı yolda ha. aslında Türkiye'de, dünyada eşi benzeri bulunmayan anayasal bir kanun var ve de o da evet. olimpiyatların yapılmasına, olimpiyatlara adaylığa dair neredeyse bir seferberlik ilanı gibi bir yapı ve bunun faydalarını bugün bile görüyoruz bence. Türkiye'deki spora yaklaşımın içerisinde tabii ki de eksiklerini konuşabileceğimiz bir sürü alanı var ama aynı zamanda bakış açısını destekleyebilmek adına belki de böyle vizyon olarak böyle deniz feneri olarak görebileceğimiz e, insanlardan biriydi kendisi. Bu yüzden de e, size başarılıklarından dolayı e, kendisini böyle tekrardan tebrik edip rahmetle anmak istiyorum. Bunu da söyleyeyim. Bir tarafından da ailenin tek çocuğu olarak büyüdünüz, üç tane çocuğunuz olduğunu söylediğiniz bir tarafından ama belli bir noktayı tamamen spora geri vermek için Çaba gösterdiğiniz bir dünya var. 2011 yılında e, İstanbul Kireçburnu Spor Kulübü için tasarladığınız "Her kız spor yapmalı" parolasıyla yola çıkan Çin Filizleri Projesi e, Olimpiyat Komitesi, Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından Avrupa Kadın ve Spor Ödülü olarak size verildi. E, buradaki tabii ki de yaptıklarınız esasında. ...dokunduğunuz hayatlarla çok güzel bağdaşabilecek şekilde. Çünkü e, düşündüğünüz dünya içerisinde spor herkesin ulaşabileceği bir şey olmalı. Ve bunu yayabilmeli. Bununla alakalı e, projenin devamı gelmediğinden dolayı belki de aklınızda kalanları paylaşabilir bilir misiniz? E, şöyle projenin devamı dediğim şu an Kireçburnu kadın futbol takımı birincilikte oynuyor. Yani... E, ...altı ile 16 yaştan çıktı. Artık... ...benim çok çok tasvip etmediğim... E, ...oyuncu satılıyor, alınıyor falan, böyle paralar girdi. işlerin <laughs> içine. Ama... E, ...yani... ...en son mesela bir üç sene önce falan... ...birinci lige çıktı... ...bizim takım... ...ve e, Kireçburnu'nda... ...ana caddede kocaman... ...Kireçburnu kadın futbol takımına birincilikte başarılar dileriz diye... ...bir sene boyunca bütün insanlar gördü bunu. Aa hmm. hani e, kadın futbol takımı var varmış diyenler e, falan. Ha, yani garip garip bakanlar falan oldu ama bu o... ...bir sürü insanı uyandırmıştır diye düşünüyorum. Ben orada bir kere sırf Kireçburnu değil e, 6-7 yerde daha oluştu bu hı hı. Ayşe Gezdur arkadaşım büyük derede mesela çok şey yaptı çok gayret gösterdi ee, büyük derede hala da var devam, devam ediyor, ediyor. az güzel. da olsa ama ben artık daha başka türlü çalışıyorum diyeyim yani hı hı. bu kireçburnunda birkaç şey vardır ee, enstantane diyeyim. Ee, küçük kızlardan biri ama yani hakikaten bacak kadar biri geldi böyle ben seyrediyorum antrenmanlarını bunların böyle beni okşadı ben dedi siz üniversite okudunuz mu dedi evet dedim ben bundan önce hiç üniversite okumuş birinden konuşmadım dedi yani böyle insanın gözü doluyor başka bir tanesi çok şeydi. Yani sporcu olacak kesin, futbolcu mu olacak, basketçi mi olacak falan derken... Bas, e, ...voleybolcu oldu galiba. <laughs> Ama yani sporda kaldı. Çok güzel. Spor okudu. Beni hala yolda birileri çevirir hocam falan diye böyle şeyde sarı yerde karşılaşıyoruz. Ne güzel. E, Frikik atılıyor. Erkekler ne yapar? Ön taraflarını kururlar. Kızlar da öyle yapıyor. Ah evladım dedim gel buraya öyle değil kadınlar böyle yapar. Ha öyle mi hocam peki falan. Bunları unutmuyorum ben. Bir sürü insanın hayatına dokundum. Çocuklarınız normal şartlarda yani tanıdığım kadarıyla... ...sporu yapmış olmakla beraber... Ee, ...şu an spora daha çok geri verme ve sporun içerisinde farklı alanlarda... ...görev alarak devam ediyorlar. Onlar ne yapıyorlar? Bir onları sizden duymamız mümkün olur mu? Baştan gideyim. Mine, en büyüğüm. O... ...spor fotoğrafçısı oldu. Ve daha çok... ...yüzme fotoğrafı çekiyor. Çünkü denk düştü öyle. Hı hı. Ve... ...on tane falan... ...olimpiyata gitti. IOC'nin dört... ...akredite fotoğrafçısından biri olarak. Yani hakikaten öbürküler işte Amerikalı, erkek, yaşlı, bilmem ne falan... ...bir tek bizimki Türk küçücük her yere giriyor. O başarılı bir spor fotoğrafçısı oldu. Çünkü biz ona çok değişik sporlar da yaptırdık. Yani mesela IOC diyor ki ona... ...çık diyor... E, ...kış olimpiyatlarında. Şu adamları... ...tepenin şurasından çekeceksin diyor. Gidiyor altı saat orada. Yani... ...duruyor kayakların üstünde. Sırtında bilmem kaç ağırlık şeyden. Hava gerçekten soğuk. Hava gerçekten soğuk. Bir tek parmak şunlar dışarıda falan. Öyle bir şey. E, ya da mesela... E, ...yüzücüleri çekiyor... Yüzücüler rin altına giriyor, şeyde havuzda. havuzda. Onları aşağıdan çekebiliyor yani ona göre ekipmanı var tabi neyse. Yani Mine dedim sen hakikaten değişik bir meslek çıkardın ortaya. Yani spor fotoğrafçısı, işte e, futbolda da olabilir. Hani hı hı. kale arkasında durursun, çekersin. O değil, seninki bambaşka bir şey. Yani spordan anlaması lazım bir kere. Ne nerede önemli, dönüşünü nerede yapıyor, nereden başlıyor... ...ya da e, kayakçı nereden gelecek, nereden dönecek falan. E, Mine, o da bir Türkiye şampiyonluğu var, snowboard'ta. Ondan sonra... Ailenim benim. Bir küçüğüm. O da şu an... E, ...kendi yaş kategorisinde... ...dünya... 11liğine düşmüş. 8.ydi. <laughs> Teniste. Yani o günde... ...her gün antrenman yapıyor da... ...bazen çift antrenman falan. O da öyle. Adnan da... E, ...tenis oynar... E, hepsinin birer Türkiye şampiyonluğu vardı kayakta. <laughs> çok güzel. Mine'nin fotoğrafçılığıyla alakalı şöyle bir şey söyleyebilirim belki. Daha çok yani fotoğrafçılıktan çok ki dediğiniz gibi müsabaka fotoğrafçılığı kendi içerisinde böyle sıradanlaşabilir bir şey olmakla beraber bence Mini biraz daha an yakalayıcısı gibi bir hale görünüyor. Evet. ve onu geçen gün sergiyi Hı. de beraber görebildik. Ee, çok daha farklı bir enerjiyle yaptı. Gerçekten ortada o sporcunun andaki oda, Bununla beraber ee, o anın neredeyse hareketsiz olmasıyla beraber fotoğrafta bir enerji barındırıyor oluşunu. Ben Mine'nin fotoğraflarını net görüyorum. Bu yüzden de dediğiniz çok doğru. Yani sporculuktan geliyor olmak, farklı sporları denemiş olmak, o disiplini yaşıyor olmak, hem o sabrı göstermeye ve o anı yakalamaya fırsat veriyor bence. Hem de kendini farklı zorlayacak şekillerde yönlendirmeler barındırıyor gibi geliyor. Roland Garros'ta mesela çekmişti. Hı hı. Ee, şey. Hı hı. O araba yarışında. Formula 1 Formula mi? Formula 1. Çok Oraya güzel. da gitti. Ee, Wimbledon'a da gitti. Yani beğenilen bir fotoğrafçı nice başarılarında ve nice fotoğraf anlarında görmek dileğimiz. Ee, bir tarafından konuşabileceğimiz konular gerçekten sınırsız. Çünkü spora dair yapmaya çalıştıklarınız ve spora dair yapılabilecekler kendi içinde çok özel anlar barındırıyor ve konular barındırıyor. Böyle bir mirasın içerisindeyken başarıyı nasıl tanımlarsınız? <laughs> yani başarı şimdi çok geniş bir şey söyledin bana yani. Evet, biliyorum. <laughs> Ama yani be benim kendimce de bir düşüncem var. Bir tarafından da bizim bütün dünyamızın içerisinde materyal öne çıkan şeylerin yanında başarı farklı şeyler barındırıyor bunu aslında. Başarı yani eğer biraz Türk gençliğinin sporcu yetişmesine katkımız oluyorsa o başarı Gençlik sporcu yetişmeli. Başka her şey sonra gelmeli. Hı hı. Ee, ve sporcu e, ahlaklı neydi? Ben sporcunun zeki, çevik, zeki ve çevik ve ahlaklı olması lazım yani. Ama en önemli şey e, gençlerin sporcu yetişmesi. Ben bence yani. Bilmiyorum. Peki neden diye soracak olursam? Ee, Bilmiyorum, Şimdi gelirken onu düşündüm yani. Sorsa Sinan bana ne derim diye. Bunu demek isterim. E, çünkü çok... ...temiz bir yol bu. Yani eğer işin içine şey karışmıyorsa... E, ...doping falan karışmıyorsa... ...çok temiz bir yol. Bu... E, ...olimpiyatların meydana çıkması mesela. Hı hı. Eskiden... ...bunu bir parantez açayım. Ee, babam hayattayken son senesinde son yaptığı şey burada IOC'nin sesyonunu organize etmekti ve orada kendisinin librettosu olduğu yani kendi yazdığı bir bale. O balede e, şey iki köy kavga ediyorlar falan yani şimdi tam hatırlayamıyorum ama öyle bir şey. ...iki köy kavga ediyorlar işte. Kavga değil belki de daha fena... ...savaş ediyorlar falan. Ee, ama bunun sonunda... E, ...spora... ...hani kim daha bunu uzağa atar? Hani sitius, altius, fortius'a... ...getiriyorlar. Ee, öyle bir şey. Yani spor... ...hani e, spor çok önemli. <laughs> Burada biraz daha şey... ...ben... Aslında gençler sporcu olmalı dediğinizden ben ne dediğinizi çok iyi anlıyorum direkt. Çünkü ben aslında o gençlerden biriyim. Bir tarafından bunun paylaşılabilmesi için sizin e, anlattıklarınızın önemli olduğu noktada da dediğiniz gibi aslında organize olmayan bir rekabetten ve kavgadan ve dövüşten organize olan bir hale ve de rekabeti kurallar içerisinde büyütebileceğimiz bir hale getirebileceğimizi anlatmaya çalıştığınızı inanıyorum ben. Evet, onu anlatmaya ee, çalışıyorum. Burada da ben ekleyebilirsem bir şey, aslında yani biz spor yaptığımız şeyin içerisinde ...yanımızdakiyle bireysel sporlarda veya takım arkadaşlarımızla takım sporu içerisinde ve karşımızdaki rakiplerle kurallar içerisinde birbirini yenmeye çalışıyoruz. Ve bu işin içerisinde kaçınılmaz olan şeylerden bir tanesi kazanmak ve kaybetmek. Ve sporda benim gördüğüm şey çocukluğumuzda çok zor öğrendiğimiz haksızlıkla mücadele etmek. Kaybetmeyi öğrenmek. Hatalardan ders çıkartıp hataları tekrarlamamak. Esasınızda, esasında kodlanacak şekilde işleniyor hayatımıza. Ve öğrendiklerimizi uygulamaya geçirmek çok daha kolay bir hale geliyor. Kaçınılmaz bir hale geliyor hatta. Ve özünde bunun içinde barındırdığı en özel şey o kızın size dokunurken ben ilk defa üniversiteli biriyle konuşuyorumundan başlıyor. Çünkü muhtemelen bilmiyorum o kızın hikayesini takip edebildiniz mi ama hani sizinle tanışmasından gelen noktayla üniversite yolu farklı bir yöne geldi. Bugün bu odada bizim yanımda, yanımda bir arkadaşım daha var bizim ekibimizden. Ee, bizle tanıştığı için aynı hikayeleri paylaşabildiğimiz için sporun içinde barındırdığı özel şeyleri kendi gözüyle görüp tecrübe edebildiği için ve gerçek olabileceğini gördüğü için üniversite hayali kurmazken üniversite okuyor, üniversiteyi bitiriyor. Sonrasında spor psikolojisi de okuyor, bugün spora geri vermeye çalışıyor. Bu hikayeler spor sayesinde olabiliyor. Belki de Türkiye'de geliştirebileceğimiz şeylerden bir tanesi eğitimin içerisinde sporun ve rekabetin daha sık olabildiği alanlar yaratabilmek. Ee... Turgut abi diyeceğim ama Turgut abiyle sizlerin yarattığı mirasın bence en önemli parçası ve bence çocuklarınızla sporun sadece sahadaki müsabaka olmadığını çok net gösteriyor. Siz de gösteriyorsunuz bunu. Ben hep başarıyı sorarken tersinde sormanın doğru olduğuna inanıyorum. Çünkü çift taraflı bir madalyon var ve orada biraz daha yıpranmış bir madalyon başarısızlık tarafı. Bunu nasıl tanımlarsınız ve ne düşünürsünüz? ...gene çok geniş bir şey sordum. <laughs> ee, ben çocuklara... ...yani kendi çocuklarımı... ...bir tarafa koyayım... Ee, ...bu küçük futbolculara... ...hep böyle hep... ...sen çok iyi olacaksın, sen çok hani... E, ...başarısız olsa bile... E, ...hani daha... ...daha okşayarak, daha Hı -hı. şey falan... Ee, ...o... ...bir tane kız mesela dedim sana... ...sarı yerde... ...arkamdan koştu koştu... Sema ...hocam nasılsınız falan... ...kocaman olmuş bu falan... ...hatırlıyor musunuz dedi... ...siz bana hep dedi sen... ...okuyacaksın senden bir şey olacak... ...sen bir şey olacaksın... ...derdiniz dedi... ...evet dedim... ...ben dedi üniversite okudum dedi... ...bu şeyden çıkan bir kız... ...çayır başında... ...şey... ...imkanların kısıtlı olduğu... ...çok kısıtlı olduğu yerden... ...üç kardeşin biri falan... Ee, ...ve şimdi... ...bir yerde çalışıyor... ...çok zor... ...yani e, başarısızlık... ...yani... ...her başarısızlık biraz da başarıdır... ...üstünde bir şey vardır yani... Hmm. ...en dibi... ...hani... ...rock bottom değildir... Değil. ...öyleyse o başka... <laughs> Ama hepsinde yani hep onu dışa onu öne çıkarmak yani hani hani biraz daha yaparsın falan <laughs> gibisinden diye düşündüm. Bilmem cevap verebildim mi senin istediğine? Yani burada aslında benim isterimden daha çok sizin düşüneceğiniz önemli olan tarafı ve hikayede gene e, ufak böyle anladığımı Nasıl gösterebilirim diye düşündüğüm noktada etrafımıza verdiğimiz etkiler sadece yaptıklarımızla değil aslında insanlara söylediklerimizle de e, enerji bulabiliyor sanki. Ve o e, sporcuya sizin söylediklerinizi belki ilk defa duyuyor. Hiçbir zaman duymadığı, hiçbir zaman belki de inanmadığı, hayal bile edemediği bir şeyi duyuyor ve o noktada... Üniversite zamanı geldiğinde ya da çalışma zamanı geldiğinde sizin sözleriniz yans, e yankılanmaya başlıyor belirli noktalarda ve muhtemelen sizin sayenizde kendi hayatı değişirken 10 tane daha kızın, 10 tane daha insanın hayatını değiştirecek etkiler de yaratmıştır. Anlattığı herhalde diyorum, herhalde diyorum ama yani hepsini tabii... takip edemiyorsun. Hı -hı. E ama duyunca böyle çok memnun oluyor insan. <laughs> Süper. Hı -hı. E son soruma gelmeden önceki zaten ne soru, ne olduğunu az çok tahmin ediyorum. Ee, bana Güler Legacy kamplarını ziyaret ettiğinizde hmm. Güler Legacy'nin bir jingle olması gerektiğini söylemiştiniz. Evet, doğru. Ee, şimdi ben bunu bir sürü şekilde düşünüyorum. Tanıdığım bir sürü sanatçı var ve bunları konuşabilirim ama biz sporculara bu sohbetleri yaparken bir de playlistimiz var. Sporcuları motive eden şarkıların ne olduğunu sorduğumuz, kendilerini motive eden, kendilerini odaklanmaya yardımcı olan Sorum o yüzden iki başlıklı. Birincisi, master bir yüzücü olarak müsabakaya veya antrenmana motive olurken bir müzik dinliyor musunuz? Özellikle dinlediğiniz bir şarkı varsa nedir? Ben bunu playlistimize çok ek eklemek isterim. Dinlediğim yok ama We Are The Champions. Queen'den oh. We Are The Champions'ı. O. Oh ekliyor Yani dinlemem ama radyoda varsa yani arabada aa, sonuna kadar açarım. Süper. Eşim kıstırır. <gülüyor> <gülüyor> Onu bangır bangır. Son olarak bir kitapla geldiniz. Notlarınızla geldiniz. Ama bir kitap tavsiyesinde bulunur musunuz diyecektim. Bence daha güzel bir kitap olmaz bu noktada. Bu noktada Sporun Efendisi kitabından biraz bahseder misiniz? Tabii. Seve seve bahsederim. Bu bu e, Uygur Yamak arkadaşım doktor, hı hı. E, bizim eşimle beraber bizim sınıf arkadaşımız içinden Bir gün geldi e, babanın baban kitabını yazdı mı dedi hayatın yok dedim babam öyle hani ben bunu da yaptım şunu da yaptım bunu da ettim diyecek biri değil yani ama dedim 40 tane şeyi var albümü kronolojik. Onların hepsini bozdum ben tabii bu arada şey yaparken. Bir bakayım dedi. Çıktık baktık yapabiliriz dedi. Derken bir de e, bir arşivi çıktı. Yani adım adım takip ettik onu e, ve en sonunda onun ağzından neden basketbol neden oynanır diye. Hatta Gaziantep'te de söylediğim bir tane daha var öyle. Neler bulduk yani? Hakikaten adım adım takip ettik. Bu kitap basketbolun mesela hakikaten Türkiye'de doğuşu ilk yurt dışı. Turnuvası. Turnuvası. İlk Yunanistan'a gidiyorlar galiba. İlk. Bir de ha babam şey planör hı, hı. Cülüyorlar. Yani şey e, İsveç çakısından hallice bir şeyi var geneliyle <laughs> yaptıkları her şeyin <laughs> içerisinde yani planör dediniz, basketbol dediniz, e, bale evet. yazmış. O zamanın e, bir nevi Rönesans bir insanları var bu arada. 40'larla 60'lar arası Türkiye'de her şeyi görüp değer katmaya çabalamış. Türk tarihi bunlardan biri. Bence Yalçın Granit gene bunlardan bir tanesi. E, bugünün dünyasında yapması daha zor ama yaptıklarını ve benim hayatıma dokunuşlarını olabildiğince replik etmeye çalıştığım insanlar ikisi de. E, ve yani şu an böyle siz bunları anlattıkça kendimi şey gibi görüyorum. Günün teknolojisinde düşündüğümde e, bunun böyle dijital ortamda yaşayabilir hallerini anlatabilmek Türkiye'nin spordan geçişini böyle Sokrates'le beraber nasıl neler yapabiliriz o arşivlere tekrardan daha, daha da dalıp kitabın başka alanlarda yaratılması nasıl olur diye düşünmeden edemiyorum. Düşünürüz hepsi yani ben buradayım ben yoksam çocuklar var. Çok. <laughs> ee, şöyle arşivinin bir kısmı ...on tane mi, on tane mi, unuttum şimdi. Şey, hmm, turnuva. Hı hı. Turnuvaya... ...kim gitmiş, kaç kişi gitmiş, hangi maç oynanmış... ...o maçta kim kaç puan atmış, sayı atmış, bilmem ne olmuş falan. Nerede yemek yemişler, kaç para ödenmiş... ...ve bahşiş garsona, şu kadar bahşiş bırakıldı diye. Yani, e, inanılır bir Hesa şey değil Hesabı kitabı üst seviyede. Bu arada turnuva demişken aklıma geldi ve son şeyin içerisinde konudan saptım ama basketbol için Avrupa basketbolunda önemli bir yer sahibi olmuş. 23 ya da 24. üstü yapıldı yanlış değilsem. Aa, evet. Turgut Atakol turnuvası evet. Türkiye'de milli takımlarda e, yanlış değilsem 21 yaş altı milli takımların katıldığı bir turnuva yapılıyor. 20 yaş altı. 20 yaş altı. U20. 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 E, Şimdi bugünkü endüstrinin içerisinde o hikayenin ne kadar sporcular için gelip geçici bir şey olduğunu düşünmekle beraber bence Türk basketbolu için önemli bir değer taşıyan turnuvalardan bir tanesi. Uluslararası bir turnuva. Farklı ülkelerin, milli takımlarının geldiği bir turnuva. Ve bir noktada da aslında Avrupa basketbolunun özellikle geleceğini ön izlenimini yapabildiğimiz bir turnuva. Bu turnuvada Basketbolun değer önerilerini gösteren, sizin için önemli olduğunu düşündüğünüz şeyler neler? Bunu son olarak bunu sormak istiyorum ben. Bi, yani. Bir ara e, şey televizyon aklam veriyordu, NTV Evet. veriyordu. E, orada benim en sonunda işte madalyalar veririm, kupalar veririm falan. Orada hep e, söylediğim. ...geleceğin... ...12 dev adamına başarılar. Hı hı. Diyorum. Hakikaten de onlar... ...şimdi bakıyorum, Aa, bu da bizim çocuk. A, bak bu da bizim çocuk. Bizim takımlardan <laughs> yetişme olduğunu. Bizim çocuk diyorum. Bak bu da öyle falan. Ee, aynı şekilde yabancılardan da öyle. Kesinlikle. Yani ben... ...sana sonra iletirim. Şimdiye kadar olan şeyi... ...kaç takım... Katılmış ilk başlarda tarihlerinden kim kaçıncı olmuş? Hı hı. Yani onların hepsi federasyonda da vardır. tabii, kayıtlardan tabii, da bakarız... Tabii tabii yani. vardır ama ben de böyle bir tıkla yollayabilirim sana. Yani ben çok kendi çok şeyimi tutuyorum. Hı. Çok teşekkürler. Da ne yapabiliriz bilmiyorum. Bir kere ben e, Almanya'nın çok katılmasını istiyorum. Hı hı. Hatta birine yazdım da cevap bile gelmedi. Çünkü biraz üzüldüğümü belirttim. Yani Almanya'ya basketbolun Türkiye'den gitmiş olmasına hürmeten diyeyim. Katılması lazım gençlerin dedim ve son üç senedir katılmıyorlar. Zamanı da belli. Zamanı Avrupa U20 şampiyonasından ...bir hafta öncedir. Onun orada, hazırlık turnuvası. Evet, orada kendini test edersin. E, senden iyi... ...iki takım bulursun. Senden kötü iki takım bulursun. Hı hı. Bir de ortalama normalde... ...altı takımdan... E, ...gider. Yani... ...evet. E, aslında güzel gidiyor. Yani e, Turgay şey. Demirer ...başlattı bunu zaten. Yani ben her seferinde... Başlatana ve devam ettirene çok teşekkür diye, aile adına diye öyle gider. Bir de her takıma kendi dilinde teşekkür ederim. Nasıl bana şey verirler. <laughs> Hazır söylenecek Hazır şimdi. Çok güzel. Hmm. Sema abla çok teşekkür ediyorum. Hayır, Seni tanımanın böyle bir saate, 45 dakikaya yetmeyeceğini bildiğim şeylerle beraber Türk sporu için yaptıklarınız için bugünkü çabaların için ve e, bundan sonra da yapabileceklerin yanında durabilirsem ne mutlu bana. Alcin, Bunlar abi. için e, çok teşekkürler. Katıldığın için de sağ ol. E, Umuyorum ki e, bu hikaye dediğim gibi sadece bana değil, hem benim ulaştırmaya çalıştığım herkese hem de bu noktada Türk sporunu izleyen, takip eden herkese ilham verici şeyler barındırır. Çok sağ ol. İnşallah. Sağ ol. Sinan Güler'le Soyunma Odası'nı izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Yakın zamanda yine farklı konuklarla spordaki insanların bana verdiği ilhamları konuştuğumuz ortamlarda görüşüyor olacağız. Görüşmek üzere. <laughs>